Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Dilan ve uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugünkü video maalesef bir mukbang videosu değil. Biliyorum ki mukbang videolarım çok sevildi. Gelecekler ama o gün bugün değil. Çarşamba günü tatile çıkıyorum ve tatilim için birkaç kozmetik şeyler aldım. Sizinle paylaşmak istediğim oradayken mutlaka mukbang çekeceğim sizin için. Bu onun kadar izlenmez eminim ama diyete başlayabilmek için buna ihtiyacım vardı. Son videomdan bir ay mı? Bir ay önce paylaşmıştım herhalde. O videodan sonra yani bugüne kadar 6 kilo verdim. Çok mutluyum. Daha yolum var ama tatilden sonra devam ederim diye düşünüyorum. İlk olarak saç boyası aldım. Şu an saçım bin renk. Bayağı karışık. Fazla ellemek istemiyorum. Çünkü Türkiye'ye gittiğimde saçımı kuaförde düzelttirmek istiyorum. Bu kahverengi turuncu olayından çok sıkıldım. Bir dahaki hafta sonu kuzenim evleniyor. Düğün var. O yüzden saçımı Türkiye'ye gitmeden önce düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü şu an siyahlar, sonra kahverengiler, altta bin tane farklı farklı böyle açık renkler falan. Gerçi saç rengim bayağı koyulaşmış. O yüzden L'Oreal markasının 8.1 Light Ash Blonde rengini aldım. Küllü kumral olarak. Küllü. Aynen, küllü kumral mı? Küllü sarı mı? Her neyse. İki paket aldım. Ve üstüne bu cila olarak mı geçiyor acaba? Color Fresh. 8. Ondan sonra şöyle bir işaret üçlüsünü bilmiyorum o işaretin. 8 ve 81 yazıyor burada. Silver renk. Umarım saçımdaki turunculuğu alır. Daha biraz böyle soğuk bir renk bırakır. Saç olayına girmişken iki tane de şampuan aldım kendime. Saça iyi gelecek diyorlar. İşte içinde kötü maddeler vesaire yok. Bu koku bana neyi anımsatıyor biliyor musunuz? Tatil. Böyle kumsalda böyle bir Hindistan cevizi kokusu, güneş kremi kokusu, böyle karışık böyle bir yazı anımsatıyor bana. Güzel kokuyor. Deneyeceğim bakalım. İnşallah beğenirim. Bunları daha önce kullanmadım. Şimdi düğünden bahsetmişken tırnaklarımı aslında düğün için yaptırmak istiyordum ama tırnakçım full dolu. Gidemiyorum. O yüzden Kiss markasının şöyle tırnaklarını aldım. Göremiyorsunuz siz paketinden dolayı. Ya da daha doğrusu ışıktan dolayı. Şimdi belli oluyor mu acaba? Elbisem pembe. O yüzden böyle pembe tırnak tercih ettim. Bunları takacağım kendim. Tırnaklarımı yaptıramadığım için. Hoşuma gittiler. İnşallah güzel dururlar parmağımda. Pek böyle kullanmayı sevmiyorum ama bir gecelik yapacak bir şey yok. Şimdi bir sürü makyaj malzemesi göstereceğim ama hepsini kullandım. Yüzümdeki makyajı bugün bu malzemelerle yaptım. Göstermeden önce denemek istedim. Bir tane de yüz kremi aldım. Elizabeth Arden markasının. İnternette aşırı kalın bir krem yazıyordu. Çok güzel bir krem yazıyordu ki ben böyle kalın kalın kremleri seviyorum. Nasıl anlatsam size. Nivea'nın mavi kapaklı bir kremi vardır ya, böyle bayağı bildiğin yağ gibi. Öyle kremlere bayılıyorum ben. Ve o yüzden genellikle hep gece kremlerini gündüz kremi olarak kullanıyorum. Çünkü gündüz kremlerin açıkçası pek bir işe yaradığını hissetmiyorum. En sevdiğim krem şey, Charlotte Tilbury'nin Magic Cream'i. Ama sipariş verdiğim sayfada bitmişti. Ve fiyatı çok yüksek. Uygun fiyatlı bunu gördüm Norveç sayfasında. Ve herkes altına çok kalın, çok güzel bir krem yazıyordu. Geldi. Tam bir hayal kırıklığı. Tamam, krem kalın ama krem yazıyordu. Jel yazmıyordu. Ve bu böyle, göstereyim size. Böyle vazelin gibi. Görüyor musunuz içini? Yani krem gibi değil. Böyle sanki yüzünüze vazelin sürüyormuş gibi. Nasıl göstereceğimi de bilmiyorum. Anlatabildim mi? Baksanıza. Tam böyle bir vazelin dokusu var bunda. Şimdi fondötenimin altına vesaire sürdüm, güzel. Şimdi Allah var, güzel ama dokusunu sevmedim ya. Böyle yapış yapış. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle yüzüme vazelin sürüyormuş gibi. Hayır ya. Havaalanında ya da gideceğim, Avusturya'ya gidiyorum kuzenimin düğününe. Orada daha güzel bir krem bulursam onu alırım. Bunu da artık dirsek ve ayak kremi olarak kullanırım. Çünkü beğenmedim ya. Böyle %100 içime sinmedi bu.
Şimdi benim en sevdiğim bölüme geçelim, makyaj bölümü. İlk olarak neyden başlayayım? Fırça. Aynen, fırçadan başlayayım. Şöyle, Morphe'nin bir paketi vardı. Ay doğru tutayım. Morphe'nin böyle bir paketi vardı. Hem sünger hem de fırça. Morphe'nin daha önce süngerini denememiştim. Onu çok merak ediyorum. Çünkü beauty blenderlerim azaldı ve yeni şeyler denemek istiyorum. Bu böyle dokusu çok farklı. Böyle toz bezi gibi. Ama kesimi çok hoşuma gitti. Şurası düz. Şuralara girmek için süper. Daha kullanmadım bunu. Saklıyorum düğüne götürmek için. Şurası da göz altına çok güzel giriyor. Şu şekil. Ve burası da normal fondöten. Böyle yuvarlak olan kısım. Bilmiyorum. Ya çok güzel olabilir. Hani kesimi çok harika. Ama dokusu çok. Beni böyle bir şey yapıyor. Acaba işe yarar mı? Bunu aldım. Fırçayı da göstereyim size. Ben bu fırçayı şurada zaten şeyini görüyorsunuz, tipini. Ben bunu tabii ki yıkamam lazım. İlk önce paketli şey olmuş. Görünüyor mu? Kendi üstümde göstereyim. Beyaz arka planlı. Şurası daha kısa. Böyle yukarı doğru kesilmiş gibi. Görüyor musunuz? Ben bunu kontör için kullanmayı düşünüyorum. Çok güzel. Giriyor şuralara, çene altına, dudak altına vesaire. Bunu o amaçla kullanmayı düşünüyorum ama bu sanırım şey, fondöten fırçası da. Ben fondöten için fırça kullanmayı sevmiyorum. Daha çok süngerden yanayım. Daha bir hoşuma gidiyor. Bunu göstermişken şöyle bir puf aldım. Ben normalde Beauty Blender'ın pufunu kullanıyorum. Ama bitmişti sayfada. O yüzden bunu aldım ama bu kadar büyük geleceğini tahmin etmemiştim. Ben bunu göz altı pudramla sabitlemek için. Ama bu çok büyük. Bunu full yüzüm için kullanabilirim de göz altıma pek girmez. O yüzden yarın da bir makyaj alışverişi yapacağım. Anlatacağım onu. Küçük bir puf var listemde. Böyle daha sivri uçlu bir şey. Almayı düşünüyorum. Size gösteremeyeceğim. Gerçi orada vlog çekerken, makyajımı yaparken vesaire video çektiğimde gösteririm size. Bunu aldım. Ve birinci makyaj ürünümüzle başlayalım. Bunu daha önce kullandım. Ki benimkinin biraz dibinde var. Ama bunu indirimde yakalamıştım. O yüzden almak istedim. Bununla kontör yapıyorum ben. Huda Beauty'nin Tentor'unu kullanıyorum. Rengi Light. Bunu kontör yapmak için kullanıyorum dediğim gibi. Çok hoşuma gidiyor. Rengi şu şekilde. Ve krem sürdüğüm kısma süreyim. Çok güzel dağıtılıyor bu. Bu aşırı güzel dağıtılıyor. Görüyor musunuz? Hiç böyle lekeli durmuyor. Işık mı aşırı fazla acaba? Makyaj yaptığımda size göstereceğim. Beraber bir makyaj videosu çekelim. Çok yorum geliyor. Ya da mesaj geliyor diyeyim. Dilan makyaj yap diye makyajını göster. Aşırı çok beğeniyorum bunu. Bittikçe alacağım bir ürün. Kontordan devam ederken iki tane bronzer aldım. İlk önce bunu aldım. Bunu göstereyim. Bu benim takip ettiğim bir YouTuber'ın markası. Jamie diye. İngiltere'de yaşıyor. Kendi markasını çıkarttı ve aşırı güzel. Ama ben onun kullandığı rengi kanıp biraz koyu bir bronzer al. Şimdi renkleri bu şekilde. Videoda çok açık duruyor ya. Asla o kadar açık değil. Size renklerini göstermeye çalışayım. Açık rengini süreyim ilk önce. Ve yanına koyu rengini. Bana çok koyu kaçtı. Bunu ancak tatilde kullanabileceğim. O yüzden şimdilik dolap bekleyecek. Açık rengi ve koyu rengi yan yana burada. Ama çok güzel bir ürün. Şimdi Allah var, çok güzel bir ürün. Sürdüğünde çok güzel karışıyor. Hiçbir şekilde böyle çizgi çizgi olmuyor. Böyle şlöp diye yüzünüzde kalmıyor. Güzel dağıtılıyor. Ama renkler konusunda ben biraz hata yaptım. Ben medium olan paleti almışım. Ve bunun güzel bir özelliği var. Bittikçe bak şuradan görüyor musunuz? İki tane delik var. Bir tanesi bitti mi? Yeni bir palet almak zorunda değilsiniz. Ne yapıyorsunuz? Arkadan itiyorsunuz. Bu çıkıyor. Ve refill alıp yerine takıyorsunuz. Hem daha ucuz, daha uyguna geliyor. Hem de bir renk bittiği için yeni bir ürün almak zorunda değilsiniz.
Şimdi ikinci bronzer ürünüm. Şimdi bu koyu kaçınca hani bunu kullanamam düşüncesiyle Hula'nın açık rengini aldım. Ne olarak geçiyor? Light olarak geçiyor. Normal Hula da bununla aynı renk olduğunu düşünerek light'ını aldım ve şu an yüzümde o var. Bence benim cilt tonuma daha iyi yakıştı. Onu ancak tatillerde falan kullanabilirim. Şu şekilde. Böyle çok açık bir renk. Onun da swatch'unu yapayım size. Tenimde şimdi kolumda pek fazla belli olmuyor. Görüyor musunuz şurada? Burun kontürü, yanaklar, alnımı, çenemi vesaire bununla yaptım ve çok hoşuma gitti. Keşke bunun daha küçüğünü yapsaydılar. Bunun paketlemesini hiç beğenmiyorum. Ürünün kendisi harika. Evet, çok güzel. Ama paketlemesi çok büyük ya. Hani buranın içinde normalde bir fırça vardı. Bu kadar kenara gerek var mı? Zaten fırça bence bir işe yaramıyor. Herkesin kendi fırçası var. Onu oraya koymasanız, onun yerine ürünün fiyatını biraz daha düşürseniz bence daha iyi. Hani bu kadar kenar, bu kadar kalın bir paketleme gerek yok ya bence. Hani ince bir şey yapsalar daha iyi. Ten makyajına geçelim. Kevin Aqua'nın şöyle bir primer gibi bir ürünü. Full simli. Bunu ilk önce primer sürüyorum yüzüme. Onu 2-3 dakika bekletiyorum. Sonra yanaklarım, burnumun üstü, kaşlarımın üstü, çeneme vesaire bunu sürüyorum. Işıl ışıl bir ürün. Bir haber. Işıltısına bakalım. Çok güzel. Ciddi anlamda bayılıyorum bunu. Makyajımın altına sürmeyi. Baksanıza. Işıl ışıl. Rengini söyleyeyim size. Çünkü bunun sanırım 3 tane rengi var. Ben Crystal Clear rengini kullanıyorum. Yani şeffaf olan. Ve 2 tane fondöten aldım. Yine Charlotte Tilbury markası. Çok güzel makyaj ürünleri yapıyor. Birincisi Hollywood Flawless Filter. Rengi 3. 3 numara. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunlar biraz turuncu alt tonlu. Orada biraz hata yaptım alırken. O yüzden yarın gidip yeni bir fondöten almam lazım. Bunlarla karıştırabilmek için döneceğim o konuya. Çünkü concealer'ını aldığım bir markanın fondötenini denemeyi düşünüyorum. Bir tane de Airbrush Flawless Foundation aldım Charlotte'den. Bu da biraz turuncu alt tonlu. Benim normalde kullandığım renkler daha koyuydu. Çünkü geçen sene yazın almıştım. O zaman daha koyuydum. Hani açığım şu an düşüncesiyle 2 ton. Açığını aldım ama bunlar da turuncuya kaçıyor. Bu 5 numara. Renklerini göstereyim mi size? İlk önce şunu göstereyim. Bunun hiçbir şekilde kapatıcılığı yok. Işıltılı bir fondöten. BB cream gibi. Şunu da yanına sıkayım. İlk önce karıştırmadan göstermeye çalışayım size. Bu kapatıcı olmayan fondöten BB cream gibi olan. Turunculuğu orada belli oluyor mu bilmiyorum ama bu da bana göre şu an çok koyu bir fondöten. Görüyor musunuz? Ama kapatıcılığı çok güzel. Ama daha açık rengi lazım bana. Hele ki kış geliyor. Görüyor musunuz? Kışın daha da beyazlaşacağız. Olmuyor yani. Ama fondötenlerin yapısı vesaire çok güzel. Sadece ben hata yaptım. Yanlış renk alarak. Başlamışken Charlotte'den devam edelim. Charlotte'ın şöyle setting spray'ini aldım. İlk kez deniyorum ve çok güzel. Ben boyu küçük diye aldım. Tatile gittiğimde, düğünde vesaire çantamı atarım. Düğün ortasında bir fıs fısa ihtiyacım olduğunda çıkartır kullanırım diye düşündüm ve çok hoşuma. Normalde Morphe markasının setting spray'ini kullanıyorum ama onun paketi bayağı büyük. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Hem deneme amaçlı hem de kadının ürünlerini çok beğeniyorum. Charlotte'den iki ürünüm daha var. Onun pudrasına bayılıyorum. Bu galiba evet medium ikinci rengi. Keşke bunu da bir numara alsaydım. Tamamen yanlış kararlar, yanlış seçimler. Ama ürün güzel ürün. Çok güzel bir pudra. Bu pudrayı Sephora'nın neydi onun ismi ya? O pudranın Microsmith'di galiba. Aynen Microsmith. Pudrasına çok benzetiyorum. Ama Türkiye'de bulamadığım için bunu aldım. Ki Norveç'te zaten maalesef Sephora yok. O yüzden alamıyorum. Bunu çok beğeniyorum.
son olarak Charlotte Tilbury'nin şöyle bir kalemini aldım. Göz içlerimde, göz pınarlarımda şu an bu var zaten. Kullanmış görüyorsunuz. Harika bir renk ya. Işıl ışıl. Çok beğeniyorum. Bunu far olarak da kullanabilirsiniz. Böyle bulaştırdığınızda böyle far gibi duruyor. Evet, üst üste sürünce kendini daha da belli ediyor. Çok beğeniyorum bunu. Başka renklerini de alabilirim. İki tane concealer aldım. Bir tanesi internette çok çok açık duruyordu. Hani şey diye düşündüm. Elimde göstereyim hemen. Too Faced markasının Born This Way Foundation'ı Super Coverage diyor. Çünkü ben göz altlarımın full kapatılmış halini çok seviyorum. Şişeden de bayağı açık duruyor. Ama açıp sürdüğünüzde hani koyu rengi görüyor musunuz? Ben bunu fondöten olarak kullanabilirim. Hani o kadar açık görünüyordu ki internette. Ki şişede de çok açık görünüyor ama buraya sürünce de kupkoyu. Bu benim göz altımı aydınlatmaz. Çünkü fondötenim aynı renk. Videoda açık mı duruyor? Bilemedim. Sonra bunu aldıktan sonra bayağı üzüldüm. Bayağı araştırdım. Ve parmağımı bir sileyim. Shiseido markasının bir concealer'ını aldım. Şu şekilde aşırı küçük. Fiyatı boyuna göre aşırı büyük. Şöyle minicik bir concealer'ı. 300 kron falan da herhalde ki bu indirimli hali. Ama aşırı güzel. 3 tane küçük nokta yaptım. Yeterli. Fazla bile. Bunun fondötenini alacağım yarın. Bunu kendimle götüreceğim. Kadına diyeceğim ki benim concealer rengim bu. Bana buna uygun bir fondöten bulun. Hangi parmağımı kullanayım? Görüyor musunuz? Bu gözaltı aydınlatır işte. Ben de bu makyajı yaptığımda ilk önce bunu sürdüm hafif. Üstüne bunu sürdüm. Karıştırma amaçlı. Göz altlara gelmişken aldığım bir pudrayı göstereyim gözaltı için. Laura Mercier'in pudrası. Ne bunun ismi? Secret Brightening Powder for Under Eyes diyor. Minicik bir paket ama pudrası çok güzel. Ben Kim Kardashian'ın gözaltı aydınlatma pudrasını çok beğeniyorum. Ama o Yelloz'a para yedirmek istemediğim için bunu aldım. Bu çok güzel. Onun kadar güzel mi? Hayır değil ama bu da bayağı başarılı. Beğendim. Kullanmaya devam edeceğim. Gözlerle devam edelim. En sevdiğim eyeliner, Fenty'nin eyeliner'ı. Simsiyah. Ucu incecik. Asla çıkmıyor. Ve bulaşma yapmıyor. Bu şekilde bir çizik atalım şuraya. Çok güzel ya. Ve hiç bulaşmıyor. Akma makma hiçbir şey yapmıyor. Normalde ucuz eyeliner'da böyle çizgileri dolmaya başlıyor. Bunda asla öyle bir şey yok. Çok güzel. Yeni bir ürünle tanıştım. Buradan iki tane aldım. Bir tanesini kullanmaya başladım bile. Takma kirpiklerim için yapıştırıcı. Ben normalde böyle fırçalı olan kirpiğinizi sürüp taktığınız yapıştırıcıları kullanıyorum. Böyle bir ürünün varoluşundan haberim yoktu. Yeni keşfettim. Aşırı güzel yapıştırıcı. Yine eyeliner gibi göstereyim size. Şu şekil kalem şeklinde eyeliner gibi ucuda ama yapıştırıcı. Ne yapıyorsunuz? Eyeliner'ınızı sürdükten sonra bunu direkt eyeliner'ınızın üstüne sürüyorsunuz ve kirpiği direkt hemen yapıştırıyorsunuz. Normal yapıştırıcıdan yapıştırıcıyı kirpiğe sürüyorsunuz. Bir 10-15 saniye beklemeniz lazım kirpiği yapıştırmadan önce. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Direkt yapıştır, tak üstüne, bitti gitti. Harika bir ürün. Ve benim genellikle gün içerisinde kenarlarım kalkabiliyor. Önde ya da arka kısımda. O yüzden bunu eyeliner fırçası gibi pıt pıt hareketlerle direkt tekrar takabiliyorsunuz. Son göstereceğim üründe Morphe'nin göz paleti. Bunu da bugün kullandım. Gözlerimde bu far var. 9W Vintage Rose olarak geçiyor ve beni tanıyan biliyor ki ben pembe renklere bayılıyorum göz makyajında. Pembe, kahve, morlar ve kırmızılar çok severim.
Bu da öyle bir palet. Renkler şu şekilde. Palette nasıl dizildiyse öyle swatchlamaya çalıştım. Ki Morphe'nin paletini ben çok severim. Bütün paletlerim. Çünkü pigmentasyonu çok kaliteli. Çok güzel ve çok güzel dağıtılıyor göz üstünde. En sevdiğim renklerden bir tanesi şu. Göz pınarlarımı iç tarafa sürmeyi çok seviyorum. Buradaki simli pembeyi de çok beğendim. Şu koyular çok güzel. Dış kısmı koyultmak için. Küçük ama çok şekilde kullanılabilir bir palet. Çok hoşuma gitti. Tatil için kozmetik alışverişim bu kadardı. Bir dahaki videom vlog olur. Araya mukbanglar vesaire de gelecek. Oradayken denediğim farklı yeni şeyleri sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Bir dahakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.